Türklerin otomobil aşkı diyorum, siz anladınız. Çok öne çıkan bazı sorunlar var. Bunlar benim açıkçası daha az görmeyi beklediğim sorunlar arasındaydı. Herkese merhaba. OtoMR otomobil röntgeni video kanalında yepyeni bir video ile karşınızdayız. Daha önceki videolara eklediğiniz yorumları, eleştirileri dikkatle inceliyoruz. Zaten yeni çekimlerimizde de bu farkı göreceksiniz. Hemen bu haftaki konuğumuza geçiyorum. Türklerin otomobil aşkı diyorum, siz anladınız. Volkswagen Passat hemen hemen Türkiye'deki tüm otomobil kullanıcıların, otomobil severlerin almak istediği, kullanmak istediği modellerden biridir. Bizim konuğumuz ise hala devam eden, satışı devam eden, 2019 yılında küçük bir makyaj sonrası satışı devam eden B8 kodlu Volkswagen Passat, 2014 yılından itibaren satılmaya başladı bu model. Türkiye'de yaklaşık 190.000-200.000 civarında bu modelden olduğunu söyleyebilirim. Gelelim ekspertizle ilgili detaylarımıza. Biliyorsunuz bugüne kadar 1 milyondan fazla aracın ekspertizini yapan Umranov ekspertizin 109.000 Volkswagen araç üzerindeki 29.000 Passat içerisinden 16.182 adetlik B8 Passat verileriyle biz size bu bilgileri aktarıyoruz. Bu verilere göre çok öne çıkan bazı sorunlar var. Benim de dikkatimi çeken. Örneğin yakıt sistemi ve EGR'de %10'a varan bir problem var. Ve yine volantta herhalde şuradan da gösterebilirim. Volantta vuruntu ses, marş motorunda ses oranı yine %7'ler civarında. Kayışlarla ilgili problemler var. Rakamları birazdan göreceksiniz. Bunlar benim açıkçası daha az görmeyi beklediğim sorunlar arasındaydı. Burada tabii 2014 yılından itibaren ele alıyoruz. Bazı Passat'ların bugün 250-300.000 kilometrelere ulaştığını da söylemekte fayda var. Evet, otomobilin altında yine her zamanki gibi çok dikkat edeceğimiz şeyler var. Lastikler ve jantlar yine bu modelde de %12-13 düzeyinde arıza kodu olarak verilmiş kısımlardan bir tanesi. Şanzımanda biliyorsunuz DSG şanzımanla ilgili Golf'te de bunu paylaşmıştık. Bazı sorunlar oluyordu. Bunda da silkeleme sorunu %2 düzeyinde var. Akslarda yağ kaçakları yine %2 düzeyinde, ses %2 düzeyinde var. Biliyorsunuz motor alt koruma artık makyajsal sorunlar diye biz sıralıyoruz ama yine bu da %12-13 düzeyinde, belki daha bile fazla dikkat değer şekilde sıkıntılardan bir tanesi. Bazı sorunları da isterseniz otomobili liften indirip içeride anlatalım. Söz konusu Passat olunca sadece ön koltuğu değil arka koltuğu da iyi değerlendirmek gerekiyor. 16.182 adetlik incelenmiş olan, ekspertiz yapılmış olan Passat B8 içerisinde %28 düzeyinde koltuklarda, kapı döşemelerinde, kapı içlerinde, yer döşemelerinde deformasyon notu düşülmüş. %32 düzeyinde arıza uyarısı var bu ekspertiz sonuçlarında. %5'inde airbaglerde ve emniyet kemer bağlantılarında arıza uyarısı ya da işlem görmüş uyarısı var. %3 düzeyinde de yine direksiyon sisteminde notlar var. Dediğim gibi bu 2014 yılından itibaren belki 300.000 kilometreye ulaşmış Passat'lar da var bunların içerisinde. Ortaya çıkmış, harmanlanmış bir B8 raporu. Ona göre dikkat etmek gerekiyor. Ya çok eleştirdiğimiz konusunda eleştiriler alıyoruz. Doğru, nihayetinde burada biz otomobillerin MR'ını çekmeye çalışıyoruz. Daha çok eleştirel bakıyoruz ama tabii ki Passat optimum otomobillerden bir tanesi. Kendi sınıfında zaten bu kadar başarılı olması, yıllardır yıkılamamasının nedenlerinden biri de o. Konforlu bir otomobil, değeri çok kolay korunabilen, hatta değerini arttıran bir otomobil. Bu konularda zaten söyleyeceğim bir şey yok. Onun dışında da ekspertiz sonuçlarında bu otomobilin elektrik sisteminin, gösterge panelinin, klima sisteminin, farların ve yine egzoz sisteminin, süspansiyon sisteminin, hatta motor üfleme sorunundaki o çok az raporla beraber buralarda da çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Nihayetinde bu bir Passat. Elbette ki başarısının geri planında çok önemli detaylar var.
Evet, bu hafta da bir otomobilin röntgenini sizler için çekmeye çalıştık. Sizlere katkı sağlamaya çalıştık. Eğer bir otomobil alacaksanız bu otomobil ilgili fikir oluşturmaya çalıştık. Lütfen bizi takip ediniz. Videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Ve yine lütfen alttaki yorumlara dahil olun. Yeni bir videoda buluşmak üzere.